ederim. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Mahallemizde çok sorunlar var. Çok. Birinci gündeliğimiz, içme suyumuz yok. Biz sizden ricamız şu haneleri ziyaret edebiliriz. Muslukları bakabiliriz. Biz bunu sizden rica ediyoruz. Yani sorunlarımız su, A'dan Z'ye kadar hepsi bir, mevcut. Muhtarım bir, su neden yok? Ya niye su yok? Bize su vermiyor. Belediye mi vermiyor? Başka belediye bir şey mi? Belediye vermiyor. Belediye. Niye vermiyor? Belediye bize diyor ki size su mu yok diyor. Niye yok diyor? Bize bunu söylüyor. Bilmiyoruz. Ben verdiğimiz için bu mahalleye bakmıyorlar. Bu mahalleye bakmıyorlar. Hizmet vermiyorlar. Hiçbir şekilde adamı 20 yıldır bu mahallede su yok. Bu mahalleye su vermiyorlar. Yolları zaten görüyorsunuz berbat. Çöpü getirmişler, dibimize koymuşlar, enfeksiyon kapıyorlar. Çocuklarımız hepsi hasta. Bir kere olsun bu mahalleye adım atmadılar. Oy aldıklarından beri bu mahalleye ayak almadılar. Bu mahallede onlara oy vermediği için bu mahalleye gelmiyorlar. İsterseniz bizim eve geçen bir uğrayalım bakalım. Hemen şurada yan sokakta. Yani biz gerçekten içecek suyu bulamıyoruz. Yani anlatacak laf bulamıyorum şu an. Ben aylardır, neredeyse haftalardır çocuklarına bunu yaptıramadım. Biz gidip buradan aşağı Murat'ın oraya kadar oradan su getiriyoruz. Biz içecek suyu bulamıyoruz. Yani su boruları var mı eve kadar? Var ama vermiyorlar. Suyu su batonlarımız var, çekemiyor. Aşağıdaki sular geliyor. Biz gidip Murat'ın oradan su taşıyoruz. Bakabiliriz. Yapamıyoruz. Burada bakabiliriz. Yani yollarımız zaten gözler önünde. Servislerimiz deseniz yok. Buradan köprü başına yaya gidiyoruz, yaya geliyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Yıllardır mağduruz. Ekonomik kriz zaten deseniz ben ineklerime yem alamıyorum. Çocuklarımı besleyemiyorum. Süt alamıyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum ben. Tabii. Her konuda mağdurum ben. Ben Türkiye gibi bir yerde ağrıda ben geçimimi yapamıyorum. Ben evimi sürdüremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Su deseniz içecek suyu zor buluyorum. Yani banyo yaptıramıyorum çocuklara. Süt bulamıyorum. Mama bulamıyorum. İnek için bulamıyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Evet, doğrudur. Suyun gelmemesi başlı başına bir felakettir. Çünkü su hayattır. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Ben şimdi Sayın Valiyle konuşacağım. Suyun neden kesildiğini soracağım ona. Eğer imkanımız yok, biz buraya su getiremiyoruz diyorlarsa söz veririm ben size, Vali Bey'e de söyleyeceğim. O getiremiyorsa ben size suyum. Su neredeyse oradan buraya getiririm. Ama önce onlara söyleyeceğim. Ya suyu bağlarsınız, bağlamıyorsanız bize izin verin, biz su getireceğiz. Aynen öyle. Suyu getireceğiz, hiç endişe etmeyin. İsterseniz kapılara bakalım. Hangi gerekçeyle kesildiğini bilmiyorum. Hangi gerekçeyle? Tabii siz anlatıyorsunuz. Efendim, siz oy verseniz de vermeseniz de size suyun gelmesi lazım. Ne olursa olsun. Mafya olmuş, mafya. Bu kardeşinizin bir görevi de mafya ile mücadele etmek. Helal olsun. Bunun için bir şey etmem yani. Kapıcı bırakmak yani. Yok öyle bizde bir şey. Kim olursa olsun, kim olursa olsun bu mahalleye su gelecek. Bu mahalleye su gelmezse olmaz. Mümkün değil. Bakın ben daha önce Kars'a gittim. Kars'a da bir yere, bir köye su vermiyorlardı. Söz verdim. Dedim ki valiye söz söyleyin. Oraya suyu bağladı. Bağlamazsa biz buraya bir ay içinde su getireceğiz. Kim oraya suyu getirecekler? Burada da açık ve ne söylüyorum. Buraya suyu bağladınız. Bağlamazsanız ben geleceğim, oturacağım burada suyu bağlayacağım. Şu anda bizim muhtarımız yıllarca, defalarca belediye başkanımızın yanına gidiyor. Diyor ki yolları yapın. Belediye başkanı muhtarımıza diyor ki size yapılacak yol yoktur. Madem yapılacak yol yoksa şu ileride akva fabrikası yapmış. Neden yapmış? Belediyenin malları niye ülke ediyor? Belediye yol verdi. Yol yapacağız. Umudumuz sensin. Bu seferki cumhurbaşkanımız sensin. Sen. Yok, sağ ol. Biz seni başbakandan cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Sağ ol. Cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Sağ ol. Hele şu su işini bir halledelim. Cumhurbaşkanı sensin. Ben buna inanıyorum.
Tamam, eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bir saniye arkadaşlar. Keşke ellerimiz kırılsaydı, ona oy vermeseydi. Gerçekten mahalleyi mahvetti. Bak şu. Elleriniz hep sağlam kalsın. Yani ben kendi şahsıma keşke elimiz kırılsaydı AK Parti'ye oy vermez. Bundan sonra da vermiyoruz. Gerçekten böyle. Biz muhtarımızı seçtik halk olarak. Evet. Şu an belediye bizim muhtarımızı tanımıyor. Emin ol Allah'a, emin ol Allah'a. 24 saat bizim suyumuz almıyor. Ben sabah kalmışım, elimi yıkayacağım, su bulamadım. Yani onlar sizin genel muhtarı, başkanım böyle bir şey yok. Onlar sizin muhtarı tanımazsa biz sizin muhtarımızı tanırız. Gerçekten sizin muhtarınızı siz seçtiniz. Biz nasıl tanıdıksa onlar da tanısın. Aynen. Herkes tanımak zorunda. Herkes tanımak zorundadır muhtarı. İnşallah seni başa getireceğiz. Belediye başkanını seçen Ağrılılardır. Muhtarı da seçen Ağrılılardır. Muhtarı da tanıyacaklar. Evet. Muhtarı da tanıyacaklar. Muhtarın iradesi vardır. Milletin iradesidir o. Evet. Milletin sesidir. Sizin sesinizdir o. Muhtarlarımızı seçmişler. Şurada anlaşıyoruz. Su bağlanmadıysa ben soracağım, valiyle konuşacağım. Su bağlanmadıysa söz ben geleceğim, burada sizin suyunuzu bağlayacağım. Sayın Genel Başkanım, öncelikle ağrımıza hoş geldiniz. Serhat şehrimize. Eyvallah. Benim ismim Metin Taşdemir. Eyvallah. Ben orman işletmede çalışmaktayım. 5 ay 29 gün bizi köle olarak çalıştırıyorlar. Artı 10 aya çıkartıldı. 14. maddeyi bize eklemişle iş burada bile işsizlik maaşı alamıyoruz. Bir torba un şu anda 500 milyon. Biz nereye geçsek hangi kapıyı çaldığımız zaman efendim siz SSK'lı sizi alamıyoruz işe. Şu anda ben taşlı şeylayım. Evimi buraya getirmişim. Kızlarımız okuyor, çocuklarımız okuyor. Şu anda 3 ay işsiziz. Ne yapabiliriz burada? Ne yapabiliriz? Biz benim tek derdim bir ricam, önerge vermenizi istiyorum. Bu bize bir kadro talebinizde bulunmanızı istiyorum. Tamam Sayın Genel Başkanım. Tabii şimdi derdimiz çok. Kederimiz çok. Kesir mitinginde söyledim. Tamam efendim. Şu anda yine teşekkür ediyorum. Hayatımız mahvoldu. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bizi iyi bir gelecek için ve iyi bir Türkiye için sizlere mesela ne diyebilirim? Heyecandan titriyorum resmen. Ne kadar güzel. İyi bir gelecek için, iyi bir Türkiye için biz sizi yani desteklemeyi çok istiyoruz. Sizin de bizim desteklerinize ihtiyacımız var. Destekleyeceğim söz. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun başkanım. Suyun gelmesi lazım. İki yol var, yolun yapılması lazım. Valiyle konuşalım. Bunları yapmıyor. Valinin özel ödeneği yoksa ben büyükşehirlere söyleyeceğim. Yolu da yaparlar, suyu da bağlarlar. Hepsini yapın. Allah razı olsun o zaman. Yani evet. Bunu yapıyorsanız yapın. Ödeneğiniz yoksa tek bir şey söyleyeyim. Biz gelip Sayın başkanım, tek bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Tek bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu herkes görsün diye söylüyorum. Eğer siz Batı'da buraya gelip bizi ev ev ziyaret edip bizim sorunlarımızı dinliyorsanız, burada AK Parti belediye başkanı hiç kimsenin evine gelip de tek bir kişinin sorununu dinlemedi. Bir muhtarımız var. Suyumuz olmadığı için itfaiyeyi kendisi getiriyor. Geçen milletvekili abimiz geldi kapımıza, dedi ki İtfaiyeyi arayacağız, size su göndereceğiz. Diyorlar ki belediye başkanı, savcı sayanı aramazsan göndermiyoruz. Yani biz halk olarak biz onları seçtik. Keşke dilimiz dal olur, gözlerimiz kör olur, ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara evet vermeyeydik. Doğru. Biz evet, tek bunları seçtik. Zafer senin de başkanım. Bütün mahallenin genel başkanım. Elinize ayağınıza sağlık. Bulamıyorsa o zaman kardeşiniz de her zaman burada. Her zaman dik duruşuyla sizin yanınızda sıkıntınız yok. Bu yönde. Başım üstüne. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. İnşallah Zafer senindir başkanım.